Ahit Tamimi, hiç unutmadım bu ismi. Siz de hatırlayacaksınız. Aslında o lakabı Gazze'nin cesur kızı. Ahit Tamimi 11 yaşındayken 2012 yılında, bundan 11 yıl evvel bir İsrail askerine, kendisinin iki katı uzunluğunda iri yarı bir İsrail askerine kafa tutmuştu. Aradan 11 yıl geçti, bugün artık o 22 yaşında ve direnişin sembollerinden cesur kız lakaplı Ahit Tamimi yine eylemde. Bu kez gözaltına aldılar efendim onu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Selih beldesinde yaşayan Ahit Temimi, İsrail askerlerinin evine düzenlediği baskınla gözaltına alındı. İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir sosyal medyada Temimi'nin tutuklanmasını övdü ve onu terörist olarak nitelendirdi. <laughs> İsrail'in Jerusalem Post gazetesi geçen hafta Temimi'yi İsrailli yerleşimcilerin öldürülmesi için çağrı yaptığı gerekçesiyle hedef göstermişti. 11 yaşındayken bir İsrail askerini yumruk atmakla tehdit ederken görüntülenen Temimi Filistinli cesur kız olarak tanındı. 15 yaşında erkek kardeşini gözaltına almaya çalışan askerlerden kurtarmaya çalışırken yine medyada görüntülenen Temimi, 2017 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması nedeniyle çıkan protestolarda silahla İsrail askerlerine bağırırken, vururken ve tekme atarken görüntülenen kadınlar arasındaydı. <laughs> Ahit Temimi bu olay sonrası İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı. İskoçya Başbakanı'nın adı Hamza Yusuf. İskoçya'nın başbakanı. Ve eşiyle birlikte Gazze'de mahsur kalan aile üyelerine kavuştular bugün. O kavuşma anını ekrana getirelim. İskoçya Bölgesel Yönetim Başbakanı Hamza Yusuf, Filistinli eşi Nadia El Nakla'nın Gazze'de mahsur kalan ailesinin İskoçya'daki evlerine döndüğünü duyurdu. Yusuf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış için ve Gazze'de masum kadın, çocuk ve erkeklerin öldürülmesini durdurmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi. Yusuf, İskoçya'ya dönen kayınvalidesi ve kayınpederinin de aralarında yer aldığı ailesinin fotoğrafını da paylaştı. İskoçya'yı bu beyefendi Hamza Yusuf yönetmekte. Evet. İngiltere'yi yöneten de biliyorsunuz Hindistan asıllı bir ailenin yabancılardan, göçmenlerden pek de haz etmeyen son üyesi Sunak. Dünya böyle ama. Bugün Facebook'ta bir haber çılgınlar gibi paylaşıldı. Sonra WhatsApp gruplarında herkes birbirine yazdı. Hiç kimse araştırmadı. Doğru olduğunu peşinen kabul ettiler. Çok hoşlarına gitti. İskoçya'dan Türkiye'ye bir tünel kazılmış bundan on binlerce yıl evvel. 5000 kilometre yol var en az. Ve o tünel bugün hala kullanılabilecek vaziyetteymiş. Bu haber niye hoşlarına gitti milyonlarca insanı ve Whatsapp'ta niye paylaştılar bilmem bu vesileyle söyleyeyim. Bir habere ben biraz temkinli yaklaştım. Hafta sonunda zaten kurultaydaydık biliyorsunuz. Fotoğraflar çok güzeldi ama acaba gerçek mi diye baktım. Yani kuzey ışıkları Türkiye'den görünmez. Gözlemlenmez. Gözlemlense Hani hali vakti yerinde olanlar kuzey ışıklarını hayatta bir kez olsun göreyim diye onca parayı harcayıp Norveç'e Finlandiya'ya gitmez. Görmüşler efendim. Kuzey ışıklarını görenler fotoğraf paylaşmaya devam ediyorlar. Kuzey ışıkları yurdun dört bir yanında görüntülendi. Gökyüzü pembe, kırmızı ve yeşile büründü. Uzmanlar dünyayı etkileyecek bir jeomanyetik fırtına sayesinde hafta sonu çok sayıda yerden kuzey ışıklarını izlemenin mümkün olacağını açıklamıştı. Öyle de oldu. Dans eden yeşil ve kırmızı dalgalardan oluşan kuzey ışıkları yalnızca Türkiye'de değil kuzey yarım kürede yer alan çok sayıda ülkede görsel şölen yaşattı. Kuzey ışıklarının ilk kaydının 30 bin yıl önce Fransa'daki bir mağaranın duvarlarına yansıdığı düşünülüyor. Bazı telefon uygulamalarından kuzey ışıklarının ne zaman nerede görüleceğini takip etmek mümkün. Bir bakalım biz de gökyüzüne bakmayı ihmal etmişiz demek ki uzun zamandır. Belki biz de görürüz gökyüzüne yeterince bakarsak. Zaten gökyüzüne bakıyoruz zaman zaman rahatlamak, ferahlamak için tüm bu haberler. iki saate yakın süredir size aktardığım haberler içinize sıkıntı mı verdi? Üzgünüm ama son haberimizde görmezden gelinen, görmezden gelinirlerse Yok olacakları düşünülen yardım eli uzatılmayan üzerinden 9 ay geçmesine rağmen depremden sonra ortaya çıkan tüm yaralar sarılsın diye beklemekten artık umudunu kesmiş olan depremzedelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan konut tesliminin en geç Ekim ayında yapılacağını söylemişti ama olmadı. Kış geldi, kapıyı çaldı depremzedeler kış mevsimini çadırlarda karşılayacak. Depremin üzerinden 9 ay geçti. Verilen sözler tutulmadı. Yaşam mücadelesi veren depremzedeler kışı konteyner ve çadırlarda karşılayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, şehirlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. En geç Ekim ayı ile birlikte yüzlerce binlerce konutun teslimine de başlamayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan en geç bir yıla konutlara teslim edeceğiz demişti. Ancak Mart ayında temeli atılan konutlar hala tamamlanmadı. Deprem bölgelerindeki sorunlar ilk günkü gibi duruyor. Burada yemek pişiyoruz, yiyeceğimizi masada dışarıda yiyoruz, burada oturuyoruz. Elektriğimiz yok, suyumuz yok. Burada zor hayatlara yaşıyoruz. Kimi çadırda, kimi konteynerlerde, kimi ise hasarlı evlerde kalıyor. Her sağanakta su baskınları yaşanıyor. Isınamıyorlar. Şimdi ise kış kapıda. Soğuğa karşı kendi imkanlarıyla hayatta kalmaya çalışacaklar. Nerede bu devlet? Nerede? Elimizden tutmadı mısın? Her gün ağlıyorum. Her gün beni sinir Bak sinirlendim. Titriyim bak. <laughs> Tuvalette yok, banyoda yok, hiçbir işte yok. Sorunlar yalnızca barınmayla sınırlı değil. Sık sık elektrikler kesiliyor. Yeteri kadar gıda desteği sağlanmıyor. Ağır hasarlı binaların kontrolsüz yıkımı sonucu etraf toz içinde kalıyor. Konteyner kentlerdeki hafızadelerin sağlığı asbest tehdidi altında. Getirdikleri özellikleri sebebiyle öteki muamelesi görenler, ön yargıyla yaklaşılanlar, bu ülkenin eşit vatandaşları, laiklik bunun için önemli. Cumhuriyetin 100. yılında demokrasiyle taçlanması bu yüzden şart. Diyarbakır Stadyumunda Ahmet Spor, Etimeskut Spor, Etimeskut Belediyeler Spor maçı vardı. Bu maçı beklerken İstiklal Marşı okunacak. Ahmet bir futbolcunun annesinin tribünde ayağa kalkmadığı görüldü. Ve sonra sosyal medyada yazıldı, çizildi. Anneyi, futbolcunun annesini gözaltına aldılar. Sonra ortaya çıktı ki futbolcunun annesi dizinde bir problem olduğu için ayağa kalkamıyordu. Karakola götürülen Fatma Aydın, Ahmet Spor'a 3 puanı getiren oğlu Oktay Aydın'ın attığı golü de göremedi. Çünkü o sırada gözaltındaydı. Kez oğlunun maçını izlemeye geldi. Devre arasında gözaltına alındı. Ahmet Sporlu futbolcu Oktay Aydın'ın annesi oğlunun galibiyet golünü göremedi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Ahmet Spor ve Etimeskut Belediyespor. Ahmet Spor ligin 12. haftasında rakibini 1-0 mağlup etmişti. Maçın ilk golü de 56. dakikada Ahmet Spor oyuncusu Oktay Aydın tarafından atılmıştı. Maç Diyarbakır Stadyumunda oynandı. Maç öncesi İstiklal Marşı okundu. Aydın'ın annesi Fatma Aydın dizindeki sorun sebebiyle ayağa kalkamadı. Cega Medya'nın haberine göre anne Fatma Aydın'ın devre arasında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Karakola götürülen anne Fatma Aydın'ın Ahmet Spor'a 3 puanı getiren oğlu Oktay Aydın'ın golünü göremediği öğrenildi.